Maymun çiçeği virüsü yeni bir virüs değil. İlk 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde insanlarda tespit edildi. Yani insanlardan tespit edilmesinin üzerinden 50 yıldan fazla bir zaman geçti. Bizi şu anda 50 yıldan fazla bildiğimiz bir virüs, özellikle Orta Afrika ve Batı Afrika'da ormanlık alanlarda ve kırsal alanlarda daha çok vakalar gözüküyordu. Bizi şu an endişelendiren nokta, Afrika dışında diğer kıtalarda vakalarda gözükmesi ve bir artış şeklinde görünmesi, dört farklı kıtaya yayılması bizi endişelendiren bir husus olarak karşımızda duruyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman ülkelerin halkın değil, halkın bir panik yaratmasına gerek yok. İktidarlar, sağlık bakanlıkları bir panik yapacaklar. Yani ne demek istiyorum? Bunun tedbirlerini, önlemlerini alacaklar ki bir pandemi koşulları oluşmadan, vaka sayıları oluşmadan engellemek gerekiyor. Şimdi ilk dedik 70 yılından bu yana insanlarda vakalar gözüküyor. Buradaki ana belirtileri 5-13 gün, bu bazen 21 güne kadar çıkan bir kuluçka süresi var. Kuluçka süresinden sonra ilk dönem belirtileri daha çok bize ateş, halsizlik, kırgınlık, boyun ağrıları, kas ağrıları, eklem ağrıları şeklinde karşımıza çıkar. Hatta ilk 5 gün içinde ayırt edici bir özelliği de lenf bezlerinin şişmiş olması olarak karşımıza çıkar. Sonraki süreçte deri döküntüleri, ateşten 1-2 gün sonra deri döküntüleri karşımıza çıkar. Bu deri döküntüleri vücudun daha çok yüz, kollar, bacaklarda, avuç içi ve ayak tabanlarında karşımıza çıkar. Bu döküntüler bir insanda birkaç tane olabildiği gibi yüzlerce ne de olabilir. Maymun çiçeği hastalığında şu anki ülkelerin verilerine göre yani ortalama her 100 kişiden 2-3 kişinin öldüğünü söyleyebiliriz. Genellikle hastalık belirtileri başladıktan sonra 2 ile 4 hafta içerisinde kendisini sınırlıyor. Fakat bu sınırlamanın bazen immün sistemi zayıf olanlarda, çocuklarda, ek hastalığı olanlarda bir bakteriyel enfeksiyonu kapabiliyorlar. Bu akciğerlerde bir enfeksiyon olabiliyor. Beyinle ilgili bir enfeksiyon olabilir. Bu tarz komplikasyonlar geliştiği zaman yani her 100 vakada ikisini, üçünü kaybediyoruz. Şimdi burada gerek COVID-19, gerek maymun çiçeği virüsü, gerek HIV virüsü, gerek Kongo kanamalı ateş hastalığı virüsü. Bakın dikkat edin, bunların hepsi zoonotik. İnsanoğlu eğer burada ekosistemlerle, doğayla olan ilişkilerini düzenleyemezse patojen olan geride daha binlercene virüs var. Bunlar bazen bir pandemiye dönüşebilir, bazen dönüşmeyebilir. Ama biz bu riski her zaman yaşarız. Şimdi COVID-19'da solunum yoluyla çok çabuk bir şekilde bulaşabiliyordu. Bir anda binler, yüz binler, milyonlarca vakayla karşılaşabiliyorsunuz. Ancak maymun çiçeği de hastalığında burada daha ziyade hayvandan insana bulaş söz konusu. Bu da daha çok bu kemirgenler, fareler, sincaplar gibi kemirgenler plandadır bu şeyde bulaşmada. Bu hayvanın işte vücut sıvısıyla insanın bir teması, kanıyla bir teması.
ya da o hayvanın virüsle enfekte ettiği bir yatak örtüsü olur, başka bir eşya olur, insanın onunla temasında bulaşır. Şimdi insandan insana bulaş ise şu an çok yaygın değil. Bakın insandan insana bulaş var, çok yakın temas gerektiriyor. Fakat yani şu an bir pandemiyi yaratacak koşullarda değil. Bu açıdan baktığımız zaman vakaların yakalanması, bu açıdan Sağlık Bakanlıklarına çok büyük görevler düşüyor. Örneğin işte en son Belçika tespit ettiği vakalarla ilgili 3 hafta boyunca karantina uygulayacağını belirtti. Yani sizin bu konuyla ilgili bir laboratuvarınızı hazır hale getirmeniz gerekiyor. Aşıyı bulundurmanız gerekiyor. Tam tedavi eden ilaçları olmasa da tedavide kullanılan ilaçlar var. Onları temin etmeniz gerekiyor. Halkı paniğe sokmadan ve sağlık çalışanlarını yine paniğe sokmadan hastalıkla ilgili bir bilgilendirme yapmanız gerekiyor. Sınırları kontrol etmeniz gerekiyor. Ya bunları yaptığınız zaman ülkenizde vakaların neredeyse görülmesini engellersiniz. Bu hususu da belirtmek istiyorum. Şimdi maymun çiçeği bildiğimiz çiçek hastalığının hani bir akrabası buradaki virüs. 1980'lerde en son çiçek vakası 1977 yılında görüldü dünyada. O günden bu yana insanda çiçek hastalığı gözükmüyor. Şimdi biz 1980'lere kadar çiçek aşısını yaptırdığımız zaman bu çiçek aşısı aynı zamanda maymun çiçeği virüsüne karşı da bizi %80-85 oranında koruyor. Tabii 40 yıldan fazladır çiçek aşısı yapılmadığı için ve vakaların büyük çoğunluğu genellikle 50 yaşın altında, 40 ve 50 yaş civarında seyrediyor. Yani çiçek aşısıyla aşılanmamış kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Yine 2019 yılında maymun çiçeği hastalığına özgü aşı da üretildi. Hatta bunun şu, iktidarın kapattığı Refik Saydam Enstitüsü'nde Science'inde tespit edildi. Ankara suçudur o. Pandemide COVID-19 pandemisine resmi rakamlara göre, bakın resmi rakamlara göre bile 15 milyon üzerinde kişi enfeksiyon kaptı. Şimdi resmi rakamlara göre 100 bin civarında ölüm var. Ama biz gerçek rakamın bunun 2,5 katı olduğunu biliyoruz. Bunu Sağlık Bakanı da itiraf etti. Biz bunu Türk Tabipler Birliği olarak gerçek COVID-19 pandemisinde yaşanan ölümler, bu COVID-19'un kendisinde olabilir, COVID-19 dışı nedenler olabilir, 280 bin civarında olduğunu biz Türk Tabipler Birliği olarak tespit ettik. Bunu dediğim gibi Sağlık Bakanı da teyit ettirdi. Yani cümleleriyle birkaç kat fazla ölüm yaşadıklarını ve Dünya Sağlık Örgütü de yaptığı bir analizde Türkiye'deki gerçek ölüm vakalarının 2,5 katın üzerinde olduğunu belirtti. Şimdi buradaki temel nokta on binlercene yurttaşınızı kaybetmişsiniz. Bu süre zarfında siz pandemiye, yani COVID-19 pandemisine hazırlıklı olmadığınızı ortaya çıkarıyor bu. Tabii hazırlıklı olmayınca da bu süreç zarfında sağlık çalışanları çok yıprandı. Hayatlarını kaybetti. 550 civarında sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Bunun kaç kadar sağlık çalışanı yoğun bakımlarda yattı, servislerde yattı. Bu açıdan işte burada Sağlık Bakanlığı'na düşen görev, tamam bizim ülkemizde şu an gerçekten vaka olmayabilir. Ama biz şunu söylüyoruz, topluma paniğe sokmadan bu hastalıkla ilgili bir pandemi oluşabilme olasılığını göz önüne alarak ya da bir daha küçük bir salgına yol açma durumunu göz önüne alarak nasıl bir eylem planı yapacağınızı kamuoyuyla paylaşın diyoruz. Gerektiğinde
bu konudaki yetkili yetkin olan kurumları, Türk Tabipler Birliği'ni, birçok sağlık örgütünü çağırın. Ortak bir eylem planı ortaya çıkarılsın. Siz buna hazırlıklı olduğunuz zaman pandemiye bağlı ölümleri, hastaneye yatışları ve yoğun bakıma yatışları azaltıyorsunuz. Zaten geçmişe baktığımız zaman pandemide başarılı çıkan ülkelerin hazırlıklı olması. Yani biz tabii ki biliyoruz maymun çiçeği hastalığı insanlardan şu an o kadar birbiriyle hemen temas etti, bulaşmasının hani çok hızlı bir şekilde olmadığını biliyoruz. Ama biz bir hazırlık içinde olmasını istiyoruz. Şimdi şu nokta, çünkü şu kafamızda bir soru işareti. Daha önce Afrika kıtasıyla sınırlı olan bir şeyin 4 farklı kıtada gözükmesi ve bu vakaların birbiriyle bağlantısının kurulmaması bende soru işaretini yapıyor. Ya bu hastalık acaba sessiz mi seyrediyor? Çünkü biz bu vakaların birbiriyle bağlantısını şu ana kadar kurmuş değiliz. Ya da işte virüs bir mutasyona mutasyon geçirdi de daha önce insandan insana bulaşma çok zordu. Gerçekten çok zordu. Şimdi acaba o zorluk biraz aşıldı mı? Bu soruların yanıtı gerekiyor. Bu soruların yanıtı için yani bunlar yanıtlanana kadar sizin belli tedbirleri, önlemleri almanız gerekiyor. Yani bir vaka çıkabilir, bir salgın çıkabilir. Hazırlıklı olmanız gerekiyor. Şimdi burada şöyle belirteyim. Yani şurada artık pandemiden endemiye geçtiğimizi söylemek doğru. Şimdi endemiyle ne kastediyorum? Hani burada yurttaşlarımızın daha rahat anlaması için bir gripal enfeksiyonu düşünün. Hani işte yaz aylarında hafif seyreder, sonbahar ve kışta ağır seyreder. Hatta bazı yıllarda grip sezonu bir önceki sezona göre daha ağır seyreder. Endemiyle tam bunu kastediyorum. Yani şimdi COVID-19 pandemisinden şu aşamada COVID-19 endemisine geçtiğimizi söyleyebiliriz. Ama işte biraz önce belirttiğim gibi şimdi normal mevsimsel gripte de yüzlercene, binlercene kişi hayatını kaybediyor. Dolayısıyla sizin biz burada bir endemiye dönüşü söz konusu alsak bile sizin sonbahar ve kışa girmeden yerine getirmeniz gereken hususlar var. Bakın bunun en önemlisi şu. Biz biliyoruz ki ölenlerin %95'inden fazlası hem Türkiye'deki veriler hem dünyadaki veriler yan aşısız yan eksik doz aşılı. O zaman biz burada bir endemide geçişi söz ediyorsak siz sonbahara hazırlık açısından eksik doz aşılı olan risk grubundaki özellikle 65 yaş üstü ek hastalığı yani kronik hastalığı olanların tam doz aşısını aşılı olmasını sağlamak zorundasınız. Çünkü zamanla biz antikor seviyelerin düştüğünü, kaybolduğunu artık biliyoruz. Ve kaldı ki ne? Önümüze yeni mutasyonlar da çıkabilir. Bu biz işte önümüzdeki sonbahar ve kışı rahat atlatmak istiyoruz. En önemli husus burada aşıdır. Kesinlikle bütün risk grupları bir kişiyi bile geride bırakmayacağım, bir kişinin bile ölmeyecek denilecek şekilde aşılı olmaları sağlanmalıdır. Şimdi burada bir de şunu belirteyim. Maske olgusu üzerinden şöyle değerlendirmek gerekir. Şimdi günlük vaka sayısı 3-4 işte birkaç gündür 1000'in altında. İşte bunun için tedbirleri gevşetebiliriz. Evet günlük vaka sayısı 1000'in altında olunca tedbirleri gevşetebilirsiniz. Ama bunun için bize kanıt sunmaları gerekir. Bakın pandemi boyunca günlük binlercene vakayı yok saydılar. Yani var vakalar, biz de biliyoruz, kendileri de tespit etmiş. Ama bize yok, böyle bir vaka yok, günlük vaka budur dediler. Aynı şey ölümler için de geçerli. Eğer gerçekten günlük vaka sayısı 1000'in altındaysa, bize bunların kişi, yer, zaman açısından bu vakaların verilerinin kamuoyuyla paylaşılması gerekir. Bunların yaşı ne, cinsi ne, toplu taşımada mı virüsü kapmışlar,
hastanede mi kapmışlar, okullarda mı kapmışlar, uçakta mı kapmışlar? Bunların son 3-4 aylık verilerin teferruatlı bir analizinin yapılması gerekir. Yani bize günlük vakaların binin altına düştüğünü ve aynı zamanda bu vakaların nereden kaynaklandığını gösterilmesi gerekiyor. Bakın bu aşamada kesinlikle o hastanelerde, uçak seyahatinde, yaşlı bakım evlerinde, özel bakım merkezlerinde zorunlu olmalı. Maske takmak zorunlu olmalı. Aynı zamanda burada okullar var, yaz sezonu var. Gerçekten vaka sayısı binin altındaysa, şimdi yaz sezonuna girdiğimiz için havalandırma daha kolay oluyor. Okullarda pencere, sınıflarda pencereleri açılabilir. Hani burada maske ile ilgili gerçekten rakam günlük vaka sayısı binin altındaysa ve burada okullar bulaş kaynağı değilse burada bir maske takmayla ilgili bir serbestliği de getirebilirsiniz yani.